Şimdi geldik sevgili arkadaşlar doğru denklemlerin 4. videosuna. 4. videoda size örnek sorular yapacağım biraz. Şimdi arkadaşlar buradaki sorularda doğru denklemlerinde eğimler nasıl bulunuyordu? İlk önce ona bakalım. Y eşittir 3x artı 5 doğrusunun eğimi M1 ve 2x eksi 4y artı 6 eşittir 0 doğrusunun eğimi de M2 ise M1 artı M2 toplamı kaçtır? Şimdi birinci denklemdeki doğrunun eğimi x'in öndeki katsayı olduğu için M1'in zaten 3 olduğunu görüyor. Tamam mı? 2x eksi 4y artı 6 eşittir 0 doğrusunun eğimi de şimdi böyle doğruların eğimleri de x'in öndeki katsayı daha önceki videolardan hatırlıyorsanız x'in öndeki katsayı bölü y'nin öndeki katsayının ters işaretlisi yani eksiler artı oldu 2 bölü 4'ten 1 bölü 2 çıkıyor. Bu da M2. O zaman M1 ile M2'nin toplamı 3 artı 1 bölü 2'den 2 kere 3 6 7 bölü 2 bak bir daha bunun altına 1 ver 2 ile genişlet. O zaman ne olur? 6 bölü 2 artı 1 bölü 2'den 7 bölü 2 olur. Bu şekilde çıkar. Şimdi ne yapıyoruz? 11 numaralı soruya bakıyoruz. 11 numaralı soruda doğruyu vermiş. Bakın arkadaşlar bu iki paralel doğrular ve dik doğrular aslında size bilgi verilmeden sorulamaz sorular. Yani eğer bu soruları soracaklarsa size bu yazdığım bilgileri vermeleri lazım. Birincisi şu. Y eşittir 3x artı 8 bölü 4 doğrusuna göre bu doğru ile eğimi aynı olan doğrular birbirlerine paraleldir. Paralel doğruların eğimlerinin eşit olduğunu söylemek istiyor. Mesela D1 doğrusu paralelse D2 doğrusuna eğimleri birbirlerine eşittir. Bilgi bu. Bu bilgi size verilmesi zorunlu. Burada onu anlatmaya çalıştık. Şimdi diyor ki yukarıda verdiğim doğrunun eğimini bul diyor. Yukarıdaki verdiğim doğrunun eğimini biliyorsun. X'in öndeki katsayıdır. Kesir varsa birlikte alırsın. 3 bölü 4. Bu eğimle aynı eğimi taşıyan doğru varsa bak benim karakterim diyor ki hangi doğru paralel diyor. Bunlardan hangisi bununla paralel diye soruyor. Şimdi bakalım bu doğru mu bununla paralel, bu doğru mu paralel bakalım. Nasıl olacak bu? Eğimleri aynıysa paralel olur. Şimdi bunun eğimine bakalım. Bunun eğimi x'in önündeki katsayı 2 bölü, y'nin önündeki katsayı eksi 3'ü ters işaretlisi. Buradan eksiler birbirine artı yaptığı için 2 bölü 3 çıkıyor. Bu 2 bölü 3 buradaki eğimle aynı mı? Değil ne yazık ki. Onun için bu paralel değilmiş. Gitti. Şimdi buna gelelim. Bu acaba paralel mi? Şimdi şöyle yapacağım. Normalde ya bunu böyle kuralla yapacaksın ya da bunu yapacaksın. Bak 4y'yi yalnız bıraktım. Bunu bu tarafa geçirdim. 3x yaptım. Bunu da eksi 5 diye geçirdim. Her tarafı 4'e böldüm. Bölü 4 bölü 4. O zaman ne oldu? Y eşittir yalnız kaldı. Bu x'in önündeki katsayı da eğimi verdi. Eğim neymiş? 3 bölü 4'müş. Demek ki bunun eğimi verdiği doğrunun eğiminle aynı olduğu için bunlar paralel. Yani şu doğruyla şu doğru birbirine paralelmiş. Paralel doğruların eğimleri eşittir arkadaşlar. Bunu hızlı bir şekilde de yapalım. X'in önündeki katsayı eksi 3 bölü y'nin önündeki katsayının yani 4'ün ters işaretlisi. Bu da nedir? Yine 3 bölü 4'tür. Böyle yapabilirdik. Y'yi yalnız bırakarak da yapabilirdik. Hangisi sana daha kolaysa öbürkünü uğraşma hiç. Direkt o şekilde yap. Şimdi geldik 12 numaralı soruya. 3x eksi 6y artı 5 eşittir 0 doğrusuna göre bu doğrunun eğimi ile başka bir doğrunun eğimi çarpıldığında sonuç eksi 1 çıkıyorsa doğrular birbirlerine diktir. Birbirine dik doğrular D1 diktir D2 diye yazılıyor arkadaşlar. Çarpımları eksi 1'e eşitse bu doğrular birbirlerine dik oluyorlar. Tekrar söylüyorum sınavda bu bilgiyi vermeden bu soruyu size soramaz arkadaşlar onu söyleyeyim. Bu bilgiyi vermek zorunda. Şimdi geldik buraya bunun eğimine bakıyorum. Eğim x'in öndeki katsayı bölü y'nin öndeki katsayının ters işaretlisi. O zaman ne olacak? 3 bölü 6 yani 1 bölü 2 eksiler birbirini götürdü. Şimdi ben burada eğimi buldum ya. Şimdi bununla çarpımı 1 olan, eksi 1 olan doğrunun eğimi 1 olan doğrular birbirlerine dik doğrulardır. Şimdi bunun eğimine bakalım. M eşittir x'in önündeki sayı 12 bölü y'nin önündeki sayı eksi 6'nın ters işaretlisi. O zaman 12'yi 6'ya bölersem eksiler birbirlerine artı yaptı. 12'yi 6'ya bölersem de 2 çıktı. Bunun eğimi 2'ymiş arkadaşım. Şimdi bu eğimle 1 bölü 2 ile 2'yi çarptığımda ne oluyor? 2 bölü 2 oluyor. Yani 1 oluyor. Ama eksi 1 çıkması lazım. Onun için yanlış. Şimdi bak o kadar pis vermiş ki 1 de çıkarttı ama cevap eksi 1 çıkması lazım. Buraya gelelim. Şimdi yine bakıyorum. İstersen yine y'yi yalnız bırakarak yapalım ilk önce. Y eşittir diyelim.
Bu 2x'i buraya eksi 2x diye geçirdim. Bunu bu tarafa eksi diye geçirdim. Eksi 5'i de buraya artı 5 diye geçirdim. O zaman x'in önündeki kassayı eğimi veriyor. Eksi 2. Güzel. Şimdi başka türlü nasıl yapardık bu eğimi? Şöyle yapardık. X'in önündeki kassayı 2 bölü. Y'nin önündeki kassayı 1. Y'nin önünde hiçbir sayı yoksa 1 vardır arkadaşım. 1. Ters işaretlisi yapıyorsun. Eksi 2. Böyle de bulabilirsin. Ama y'yi yalnız bırakmak burada çok daha kolaydı. Sonra verdiği doğruyla 1 bölü 2 ile ikinci doğru eksi 2 çarpıldığında cevabın eksi 1 çıkması lazım. Buradan eksi 2 bölü 2'den cevap eksi 1. Eksi 1 çıkıyorsa bu doğrular birbirlerine diktir. Demek ki ikinci doğru yine birbirine dikmiş. Şöyle diyebilirim. 3x eksi 6y artı 5 eşittir 0 doğrusu ile 2x artı y eksi 5 eşittir 0 doğrusu diktir. Diktir. Bu doğruyla bu doğru birbirine diktir. Neden? Eğimlerin çarpımı eksi 1 eşittir. Şimdi son olarak da oluş numarada orijinden geçen doğruların sabit sayıları olmaz diye bir bilgi verdi yine. Bu önemli bir bilgi arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi orijinden geçen bir doğrudur? Bu bilgiyi size vermezler. Bunu bilmeniz gerekiyor çünkü. Aşağıdakiler hangisi orijinden geçen bir doğrudur dediği zaman orijinden geçen doğrular sıfıra sıfırda geçer normalde. X yerine 0, Y yerine 0 verdiğiniz zaman denklemin sağlaması lazım. Şimdi mesela bak X'e 0, Y'ye 0 verdim. 8 eşittir 0. Denklem sağlamadı. Bu yanlış. X'e 0, Y'ye 0 verdim. 0 eşittir 0 çıktı. Denklem sağladı. Bu doğru. X'e 0, Y'ye 0 verdim. 1 eşittir 0 çıktı. Bu yanlış. Ondan sonra burada yine X'e 0, Y'ye 0 verdim. 0 eşittir eksi 3 çıktı. Bu da yanlış. Dolayısıyla B şıkkı doğru cevap. Denklemi sağlaması lazım. Ya da yukarıda söylediğim gibi orijinden geçen doğruların sabit sayıları olmaz. Sabit sayı ne demek biliyor musun? X'li terim tamam. Y'li terim tamam. Bu sabit sayı. Sabit sayı varsa eğim olma şey orijinden geçmez. Bu X'li terim, bu Y'li terim sabit sayı 0 olur. Yani sabit sayının 0'dan farklı bir sayı olması lazım. Yani mesela burada 8 mesela. Bakın C şıkkında 1 sabit sayı. D şıkkında da eksi 3 sabit sayı. Ama B şıkkında 0, 0 olur. Yani 0'dan başka bir sabiti olmayacak. 0 varsa o zaman bu orijinden geçer. Böyle de işaretleyebilirsin. Yani 0'a 0'ı koymak da çok kolay. Sabit terim hikayesine bakmak da çok kolay arkadaşlar. İki yoldan da orijinden geçen doğruyu görebiliyorsun. Bir sonraki videoda 5 numaralı doğru denklemli videosunda görüşürüz.